Merhabalar. Bol bereket sezonlar herkese arkadaşlar. İnşallah herkesin memnun edecek güzel bir sezon geçiririz. Malum sezon biraz geriden geliyor. Karadeniz'de de öyle. Giresun'da 15-20 gün gibi geriden geliyor. Kışın devam etmesi ayrıca yağışların da devam etmesi arı gelişimini etkiledi tabii, yavaşlattı. Bu aralar iyi, çok şükür. Bazı zamanlarda da daha var tabii. Burada arıcıyı ve arıyı en çok uğraştıran, mücadele edilmezse arının sonunu bile getirebilecek bir organizma olan varroa ile ilgili bir araştırma yaptım. Ve bilgi paylaştıkça güzeldir düsturuyla paylaşma gereği duydum. Bu konuda eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir. Hem bu konuda hem de bilgiden daha önemli, daha sabit olan bir şey varsa o da tecrübedir. Sizlerden varo konusundaki tecrübelerinizi bizlerle paylaşırsanız yorumlar kısmından teşekkür olurum. Varroa konusunda öncelikle şöyle tarihine baktım. Dünya üzerinde ilk olarak 1960'lı yıllarda Asya balarlarında görüldü. Oradan da bir şekilde Avrupa'ya geçtiği görülüyor. Avrupa bal arılarından da ülkemize 70'li yıllar işte 75'lerde Bulgaristan üzerinden ilk olarak Trakya'ya bulaştığı, buralarda görüldüğü. Oradan da gezginci arıcılıkla birlikte ülkemizin her tarafına yayıldığı biliniyor. İlk başlarda ülkemizde karakovan arıcılığı yaygın olduğu için bununla mücadele konusunda yetersiz kalınmış. Özellikle de zaten ilk karşılaştığımız için yeterli ilaçlar olmadığı için mücadele yapılamamış ve çok büyük arı kayıplarına sebep olmuş ülkemizde. Varroa'nın gelişimine baktığımızda genellikle ergin arıların gövde altında karın bölümleri dediğimiz abdümen segmentleri arasında gizlenerek yaşam faaliyetlerine devam ettiriyorlar. Biz eğer Varroa'yı arıların üzerinde görüyorsak, bu noktaya geldiyse bilelim ki bu kolonide varroa bulaşıklığı ileri düzeye ulaşmış demektir. Yani radikal çözümler, radikal mücadelelerin yapılması noktasına gelinmiş demektir yani. Varroa'nın yaşayabilmesi için arıya veya arı yavrusu dediğimiz kurtçuğuna ihtiyacı vardır. Üreyebilmesi için de arı kurtçuğunun bulunduğu yavru gözlerine ihtiyacı vardır varroa'nın. Beslenme konusunda da önceden beri biline gelen arının kanıyla beslendiği, son zamanlarda yapılan araştırmalarda ise kanının yanı sıra veya kanıyla değil, yağıyla, arının yağıyla beslendiği yönünde araştırmalarda bulgulara rastlanmış. Üremesi konusunda ise arı gözlerinin kapanmasından hemen önce varroaların buraya girerek yumurtalarını bıraktıkları biliniyor. Bu konuda erkek arı gözlerinin daha fazla tercih ettiği, bunun sebebi ise erkek arı gözlerinin daha büyük olduğu, ayrıca erkek arıların pupa süresinin daha uzun sürdüğünden buradaki konuşma faaliyetini daha fazla sürdürebildiği için tercih ettiğini biliyoruz. Arılarımıza verdiği zararlara gelirsek, o yavru döneminde arıların kanını, işte yağını emdiğinden, ayrıca bizim gördüğümüz en büyük belirti ise arıların kanatsız olması. Arılarımız da konuların önünde yarı kanadı olmayan, işte kanatsız arıları görüyorsak eğer, arılarımızda varroa vardır. Bunun kanıtıdır. Ayrıca arıların cılız olmasına,
kısa ömürlü olmasına, işte erkek arıların yine erkek arılarda sperm kayıplarına ve verimsiz erkek arıların doğmasına ve en önemli etkisi yine kanını emdiği yerden arılara hastalık bulaşmasına. Bu hastalıklardan en bilinenin de arı felci olduğunu biliyoruz. Bu şekilde kolonimizi sömürmeye kadar gidebiliyor. Bulaşma yollarına bakarsak varroa'nın özellikle arıların birbirlerini yağmalamasıyla, sonuçta arının üzerinde yaşayan bir parazit bu, yağmalamasıyla koloniler arasında bulaşabiliyor. Yine arıcının kovanlar arası yavru aktarımı, işte arılı çerçeve aktarımı birbirini destekleme amaçlı yaptığında da kovanlar arasında bulaşmalara sebep olabiliyor. Yani. Yine şunu hatırlatalım. Ülkemizde varroa'nın bulaşmasının en büyük etkeni gezginci arıcılıktır. Varroa ile mücadele zamanına baktığımızda ise balı hasat eder etmez varroa mücadelesine başlamak gerekiyor. Eğer bal akımından önce mücadele yapacaksak en azından bir ay öncesinden bu mücadelenin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü balda kalıntı mevzuları giriyor işin içine. Tavsiye edilense ilkbahar başladıktan itibaren artık varroa mücadelesinin yapılmaması gerektiği. Varroa ile mücadele süresine bakarsak eğer kullanılan ilaçların öncelikle kapalı gözlü yerdeki varroalara etki etmediğini bilmemiz gerekiyor. Yavru gözlerin dişi arılarda kapalı kalma süresi 12, erkek arılarda 15 gün olduğunu bilmemiz ve bunu düşünerek mücadelenin en az 15 gün, bir periyot mücadelenin 15 gün sürmesi gerektiğini bilmemiz ve buna göre mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Ki mücadeleye başladığımız anda kapanan gözdeki varroanın en erken 15 gün sonra çıktığını ve bu yüzden varroa müdahale edebilmek için 15 gün boyunca o mücadeleye sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi varroa mücadelesinde kullanılan ruhsatlı ilaçlardaki etken maddelere baktığımızda yağda eriyenler, ya bunlar kimyasallar, bir de suda eriyenler dediğimiz organik asitler var. Yağda eriyenler bu ilaçlara da bulunan etken maddeler amitraz, kumafoz, flumetrin, fluvalinat gibi maddeler. Bunlar kimyasal olduğu için içinde ağır metaller de bulunabileceğinden balda, mumda, arıda kalıntı yapıyor. Bu yüzden bu ilaçları kullandığımız petekleri 2-3 yılı bir değiştirmemiz gerekiyor. Suda eriyenler ise buharlaşabildiğinden zamanla balda ve mumda kalıntıları yok olabiliyor. Bunlar örnekte formik asit, oksalik asit, timol, laktik asit gibi asitleri örnek verebiliriz. Bir de varroanın ilaca bağışıklık kazanması gibi bir durum var. Sürekli aynı etken maddeye sahip ilacı kullanırsak biz tıpkı insanlarda olduğu gibi sürekli aynı ağrı kesici kullandığımızda bir zaman sonra o ağrı kesicinin ağrılarımızı dindirmediğini biliyoruz. Aynı şekilde varroada aynı etken maddeye sahip ilacı sürekli kullanırsak buna bağışıklık kazanıyor. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken farklı adı altında ilaçları kullanmak değil, farklı etken maddeye sahip ilaçları kullanmak olmalıdır. Nasıl bu? Mesela flumetrin içerikli A marka bir ilaç var. Aynı şekilde flumetrin içerikli B marka bir ilaç var. Siz eğer A marka ilacı kullanıp ben bu ilacı değiştireyim, B marka ilacı kullanayım derseniz yine aynı etken maddeye sahip farklı ilaçlar kullanmış olursunuz ve varroanın bağışıklık kazanmasının önüne geçemezsiniz. Önemli olan nedir? Flumetrin içerikli bir ilacı kullandıktan sonra devamında işte mesela nedir? Amitraz içerikli bir ilaç kullanmaktır. Devamında kumasol içerikli bir ilaç kullanmaktır. Bu şekilde varroanın
İyi, başlık kazanmasının önüne geçebiliriz. Şimdi ilaç konusunda balta veya mumda kalıntı olayına gelirsek eğer organik asitler dediğimiz ilaçlar uçucu özelliğe sahip olduğundan belli bir süre sonra balda kalıntı veya mumda kalıntı bırakmadığını biliyoruz. Ancak içinde ağır metaller yoksa. Sonuçta asit uçabiliyor ama metaller uçmuyor, kalabiliyor. Bunun yanında kimyasallar yani yağda eriyenlerin uçma gibi bir durum olmadığından bunlar kesinlikle balda kalıntı, mumda kalıntı yapıyor. Bu yüzden genellikle yağda çözünenler yerine suda çözünenleri tercih etmek daha sağlıklı olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi organik asitlere bakarsak eğer, yani bunlar suda çözünenler, yani kalıntısı zamanla giden ilaçlar. Bunlardan formik asit, karınca asit diye bilinen, doğada ısırgan otunda, işte hayvanlarda karınca da bulunan bir asit. Varroa'nın solunum sistemine yakıcı etki yaparak ölümlerine sebep olabiliyormuş. Tabi formik asit uygularken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması gerekiyor. Tehlikeli bir asit. Sonuçta bunlar doğada karşılığı olan bir asit olsa bile laboratuvarlarda sentetik olarak üretiliyor bunlar. Karıncadan alınmıyor sonuçta ısırgan otundan veya. Bu yüzden gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor uygulamadan önce. İşte eldiven takmamız gerekiyor. Gözlük takmamız gerekiyor gibi. Eğer buharlaştırma yoluyla veriyorsak maske de kullanmamız gerekiyor. Yine bir diğer organik asitlerden oksalik asit var. Yine bu da doğada karşılığı olan asitlerden bir tanesi. Bu da yine damlatma yoluyla veya buhar yoluyla uygulanabiliyor. Varroa'nın işte sinir sistemi veya beslenme organını tahriş ederek yaşam fonksiyonlarını kaybetmesine, ölmesine sebep olabiliyor. Yine bir diğeri laktik asit. Yine bunu da doğada karşılığı olan bir asit. Yine ama ne diyoruz? Laboratuvar ortamında sentetik olarak üretiliyor bu asitte. Uygulanması biraz zahmetli, meşakkatli olan bir asit bu. Özellikle arabanın yavrusuz dönemde püskürtme yöntemiyle uygulanıyor. Çerçeveler tek tek çekilip her bir çerçeveye püskürtmek gerekiyor bu asiti. Bu yüzden kalabalık kolonili işletmelerde uygulaması biraz zor. Küçük hobi olarak yapan insanların veya 40-50 arası olan insanların yapabileceği bir uygulamaya sahip asit türü. Varroa ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda Varroa ile doğal mücadele nasıl yapılır hakkında olacak. Bu video ile arıcılık adına, arıcı adına ve arı adına bir kelime de olsa faydalı olabildiyse ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür eder. Görüşmek dileğiyle. Bereketli sezonlar. Sağlıcakla kalın.